Honda Jazz kullanıcısıysanız otomatik, özellikle orijinal şanzıman yağı kullanmak zorundayız. Bunu da değiştirmeden önce aracı lifte alıp belli bir 40 km hıza, 80 km hıza, 120 km hıza çıkıp aracı lifte sürmemiz lazım. Buradaki amaç şanzıman yağını iyice ısıtıp oradan boşalan yağ elimizi yakması lazım. Ki içerideki tortuyu, balata tozunu boşaltması lazım. Bunu boşa yaptıktan sonra yeni yağı koyup arabayla teste çıkıp o kalkış esnasındaki tırıltı şikayetleri müşterilerimizin %99 oranında gider. Bir de kavrama tasları galiba değişiyor bunların, o içindeki balataları. Bunun maliyeti sizde ne kadar? Yaklaşık 2500 ile 3000 arası buluyor. Bunun en çok para tutanı şanzıman yağı oluyor. Çünkü şanzıman yağı revizyonda yani 7 litre olarak değiştiği için 2 tane yağ almak zorunda kalıyoruz. Yağ da şu anda kendisi sadece 550 lira orijinal yağ. O sebepten dolayı da maliyet biraz yüksek çıkabiliyor yani. Şanzımanda başka ne gibi sorunlar çıkabiliyor? En fazla gördüğünüz hasar neydi bu araçlardaki şanzımanda? Kayış kopması mıydı? Kayış kopma değil. Sadece kalkış kavrama kiti, yani beyin dediğimiz mekanik beyinde şanzıman yağı çok geç değiştiği için tozlanma, tortular vesaire olduğu için, bir de şanzıman içinde iki tane filtre vardır. Onların dolma sebebiyle müşterilerin devir dalgalanması şanzımanla ilgili ve kalkış esnasındaki tırıltı, bu tür sebepler en çok şikayetidir. Metal kayış kopma sebebi dediğimiz gibi ani yüklenmeler, aracı gereğinden fazla hani yükleyip yokuşta kalkmaya çalışmaktır. Yani bu arabalarda yeniden genelde hızlanıp o şekilde ilerlemeniz lazım. Yavaş yavaş hızlanmak lazım. Aynen. Abanmamak lazım. Aynen. Ani hareketler zarar veriyor. Aynen. Peki en fazla, en maliyetli şanzıman onarımı neydi bu araçlarda? Ne kadardı? Ya, maksimum 4-4,5. 4-4,5. Evet. Onda da kayış kopacak. Evet. Ve kavramatası falan değişecek. Yani hepsi 4500 liraya mal oluyor. Aynen. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ya.